Bu yüzleşeceğimiz gerçeklerin başında da aslında belki hak taleplerimiz gelecek. Bazı insanlar hakkında açılması gereken davalar olacak. Yani hukuki süreçler bekleyecek bizi. Dolayısıyla bir sormak istiyoruz. Neden bugün sormak istiyoruz? Bugün günü mü diye düşündüyseniz eğer, bugün yapılması gereken şeyler olduğu için bugün sayın seyirciler. Yarın bazı şeyleri tespit etmek mümkün olmayacağı için bugün. O yüzden soracağız. Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Sibel Su İçmez konuğumuz olacak. Sibel Hanım merhaba. Merhabalar, merhabalar. Tüm Türkiye'ye bir kez daha 81 baronun çatı örgütü olan Türkiye Barolar Birliği adına tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Sağ olunuz efendim, sağ olunuz. Gerçekten ama nasıl geçecek bilemiyoruz. Geçerken de tabii bu üzüntü yerini yarın hayatta kalma mücadelesine bırakacak. Bunu da biliyoruz. Bir yandan yasımızı tutacağız ama geride kalanlar da belki şikayetçi olacaklar. Belki o yakınlarının altında kaldığı binaları yapanlar hakkında şikayetlerde bulunacaklar. Belki dönüp sigortadan bazı şeyler talep edecekler. Hak arayışlarında bulunacaklar dolayısıyla. O yüzden bugün yapmaları gereken bazı şeyler varsa bunları da gözden kaçırmamak gerektiğini düşündük. Yoksa biliyoruz ki bugün önemli olan candır. Ama zaman kaybedilmemesi için de yapılması gerekenler varsa size sormak istedik. Siz az önce çok güzel özetlediniz. Belki şu anda enkaz altında kalan ve kurtarılmayı bekleyen canlarımız varken bugün burada hukuku konuşmak çok zor. Ama biliyoruz ki bu süreçler geçtikten sonra hukuku her boyutuyla konuşmak zorundayız. Çünkü şu anda yaşadığımız süreçte gerçekten barınma, yaşam hakkı, insan hakkı gibi konularda çok önemli hukuki tartışmaları yürüteceğiz. Çünkü 10 ilimizde meydana gelen bu deprem nedeniyle birçok vatandaşımız mağdur olmuş durumdadır. Sadece aslında bugün enkaz altında canlarını verenler, yaralananlar, ailelerini kaybedenler değil, tüm Türkiye olarak çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz, endişe içerisindeyiz. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Türkiye'de yaşanan bir cezasızlık politikası var. Bu cezasızlık politikası nedeniyle de vatandaşların artık adalete duydukları güven günden güne azalmaktadır. İşte tam da bu noktada elbette bu binaların yapılma yerlerinin tercihinde, imar planlarına işlenmesinde, bunlara ruhsat verilme sürecinde, yapan müteahhitlerde ve diğer bunları kontrol edenlerde, bu süreç içerisinde yer alan her sorumlu hakkında gerekli hukuki tartışmanın yapılması ve hukuki süreçlerin başlatılmasından yanayız. Ticaret hukukundan çevre hukukuna, borçlar hukukundan medeni hukuka, insan hakları hukukuna kadar her alan artık bizi ilgilendirmektedir. Dolayısıyla bu süreçte şu anda enkaz altında kalan canlarımızı çıkardıktan sonra yapılacak en önemli işin, daha önceki deneyimlerden de bildiğimiz üzere, delillerin ortadan kaldırılmadan toplanması, tespit edilmesi gerektiğinin bilinci içerisindeyiz. Dolayısıyla bu yönde Türkiye Barolar Birliği olarak Adalet Bakanlığı'na da başvuru yaptık ve onlara da seslendik. Deliller ortadan kaldırılmadan muhakkak bunların, daha doğrusu enkazlar kaldırılmadan, dolayısıyla delil olarak kullanabileceğimiz nitelikteki bu yıkılan binaların içlerinden alacağımız örneklerin çok iyi saptanması, alınması, artı bunlarla da yetinilmemesi gerekiyor. Bunların muhafaza edilmesinin
sağlanması gerekiyor. Dolayısıyla bizler avukatlar, barolar, Türkiye Barolar Birliği olarak bu alanda gönüllü olarak görev yapmaya hazırız. Dolayısıyla Adalet Bakanlığı adli mekanizmayı hızlı bir şekilde devreye sokmalı. Meslek kurum ve kuruluşlarıyla birlikte işbirliği içerisinde delillerin ortadan kaldırılmadan önce bizim bu delilleri sağlam bir şekilde tespit edip toplamamız ve saklamamız gerekmektedir. Aslında vatandaşa ne yapmasını söylememizden önce bizim devlet olarak, kamu kurum ve kuruluşları olarak, meslek kuruluşları olarak neleri yapmamız gerektiğini bir araya gelip birlik, beraberlik içerisinde saptamamız gerekiyor. Ama Ne yazık ki hala kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum, meslek kuruluşları arasındaki koordinasyon eksikliği alanda gözükmektedir. Maalesef şimdi bu alanda da, yani adli boyutuyla da bunun yaşandığını görmekteyiz. O nedenle bir an evvel ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, başta barolar, avukatlar, Türkiye Barolar Birliği ve meslek kuruluşları olmak üzere Adalet Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelinmeli ve delillerin muhafaza edilip toplanması ve muhafaza edilmesi yönünde bir an önce çalışma başlatmalıyız diye düşünüyoruz. Sibel Hanım, elbette şimdi bu süreç geçtikten sonra biz yine Türkiye Barolar Birliği sitesinde de yayınladık vatandaşlarımızın ne yapacağına dair, ama biz baro başkanlarımızla bile konuşurken gerçekten onlar da orada depremi yaşamış olan baro başkanlarımız olarak da şu anda hukuki süreci konuşmanın çok erken olduğunu söylüyorlar. Ama az önce de belirttim, şikayet, tabii ki vatandaşlar şikayet etme hakkını kullanacaklar. Nitekim barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak biz bu süreçte A'dan Z'ye kimler sorumluysa bunların yargılanması ve ceza alması amacıyla suç duyurusunda bulunduk. Bu süreci atlattıktan sonra vatandaşlarımız elbette suç duyurularında bulunacaklardır. Türkiye'nin her 81 ilinde barolarımız bu suç duyurularını yapacak vatandaşlara yardıma hazırdır. Nitekim adliyede de adli müzaret yollarıyla, adli yardım yollarıyla da vatandaşlara yardım yapılması konusunda da Adalet Bakanlığı'na müracaatımız olmuş bulunmaktadır. Evet. Sibel Hanım, şimdi tabii Adalet Bakanlığı'nın devreye girmesi çok önemli. Fakat çok geniş bir coğrafyada yardım kurtarma çalışmalarında, insani yardım çalışmalarında yaşanılan gecikmelere baktığımızda, alana hakimiyete baktığımızda ve günün sonunda vatandaşın aslında kendi yarasını kendisinin yayında sarması... Yayında bir kesinti mi oldu anlayamadım ama... Beni duyamıyor galiba Sibel Hanım. Beni duyabiliyor musunuz Sibel Hanım? Sibel Hanım, Sibel Hanım, beni duyabiliyor musunuz? Tekrar arayalım Sibel Hanım'ı lütfen. Evet, şimdi Sibel Su İçmez'e tekrar soracağız sayın seyirciler. Lütfen bu konuşmayı şu anda bir yandan canlar kurtarılırken diye düşünerek dinlemeyin, izlemeyin. Sibel Hanım, beni duyabiliyor musunuz şimdi? Şimdi duydum, evet. Az önce kesildi galiba. Evet, evet. Sibel Hanım, şimdi şunu sormaya çalışıyordum size. Siz dediniz ki işte Adalet Bakanlığı'nı göreve çağırdık vesaire, işte bölgedeki barolar kuşkusuz herkes elinden geleni yapacaktır. Ama bu çok geniş bir coğrafyadan söz ediyoruz ve burada hali hazırda bütün alana hakim olmanın ne kadar zor olduğunu ve olunamadığını gördüğümüz düşünülürse, insanların da kendi yaralarını kendilerinin sarmaya çalıştığı gerçeğiyle bir noktada yüz yüze olduğumuz düşünülürse, insanların yapabilecekleri var mı birey olarak? Yani onların bugün tespit etmeleri gereken şeyler var mı? Benim binam yıkıldı, ben bunun hesabını sormak istiyorum. Eğer müteahhitime dava açacaksam, o binanın yapılması için altında sayısız imzası bulunan, denetlemesini yapmış olan insanlara dava açacaksam, benim bugün yapmam gereken bir şey var mı Sibel Hanım vatandaş olarak?
Şimdi onu tabii ki şikayette bulunabilirler. Dava yani hem cezai hem hukuki anlamda ya, yapacakları. Dava açmaktan öte Sibel Hanım aslında şundan söz ediyorum. Tespitten söz ediyorum. O, yani eğer elimde varsa ben binamın cep telefonuyla görüntüsünü mü alayım? Binamdan kiriş ya da işte şey kesildiğine dair, oradaki kullanılan toprağa dair numune mi alayım? Ben nasıl delil biriktireyim? Şimdi bunlar yapılabilir. Tabii çekim yapılabilir, numune alınabilir ama bunların hepsinin aslında resmi yollarla yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bu anlamda biz barolara, avukatlara çok önemli görev düşüyor. Sitemizde yayınladık hangi dilekçelerin doldurulacağını. En yakın zamanda zaten onlar illerdeki barolarına başvurdukları zaman adli yardımla birlikte kendilerine gerekli kolaylık tanınacaktır. Ama önemli olan, elbette ki vatandaş olarak yapabilirler ama bunların resmi anlamda yarın sigorta şirketleri de dahil olmak üzere kullanabilmeleri için resmi elden yapılmaları gerekiyor. Ama şu anda birçok inşaatta kurtarma çalışmaları sürdüğü için bu anlamda ve tehlike de devam ettiği için bu inşaatlara girip tespit yapılması vatandaşlarımız açısından da tehlike oluşturacaktır. O yüzden ne yazık ki, tabii ki vatandaşlarımızın enkaz numunesinden söz ediyorum kuşkusuz ben. Hiçbir şekilde binalara girilmesi tabii ki söz konusu olamaz. Onları tabii ki alabilirler ama bu bir çözüm değil. Bunun çözümünün az önce de bahsettiğim gibi bir an önce barolar, meslek kuruluşları ve Adalet Bakanlığı'nın bir araya gelip mahkemeler kanalıyla bu tespitlerin yaptırılması gerekiyor. Dolayısıyla şimdi tabii ceza hukuku anlamında baktığımız zaman savcıların birçoğu da tabii şu anda defin işlemleriyle uğraşıyorlar. Dolayısıyla bizim yine Adalet Bakanlığı'na yaptığımız çağrıda bu da var. Birçok savcının olay mahalline gönderilip görevlendirilmesi, bir yandan o işlemler yapılırken bir yandan da vatandaşların ceza hukuku anlamdaki şikayetlerini kabul edecek mekanizmaların bir an önce oluşturulması yönündedir. Ama az önce de dediğim gibi hem ceza hukuku anlamında hem de hukuk yani tazminat hukuku anlamında oluşan zararların giderilmesi anlamında hukuki yollara başvurduğumuz zaman da gerçek sorumluların saptanması için, az önce siz çok güzel özetlediniz, imarından tutun buranın kontrollerini yapan kişilere kadar uzanan süreç içerisinde kimse bu sorumluların saptanması için, burada neyin eksik yapıldığının saptanması için elbette ki orada tespitlerin yapılması lazım ve bu tespitlerin de resmi kanallar üzerinden yapılması gerekiyor. O nedenle bireyden daha çok burada çağrımız hem Adalet Bakanlığı'na hem meslek kuruluşlarına hem barolara olmalıdır ki sağlıklı bir sonuç elde edebilelim. Hukuki sürece etki yaratacak şekilde delilleri toplayalım. Peki Sibel Hanım, cevabınızı aslında tahmin ediyorum ama bir vatandaş olarak şöyle bir hakkım var mı? Ben filanca şehrin falanca köyünde depremden 5 gün sonra yanına hiç kimsenin gelmediği, enkazına hiç kimsenin yetişmediği, hiçbir insani yardım alamamış bir vatandaş olsam davacı olabiliyor muyum devletimden? Şimdi şu var tabii bu bir olağanüstü hal ama davacı elbette ki olabilirsiniz. Buna ilişkin hiçbir kısıtlama yok. Şikayetçi olursunuz, ceza hukuk anlamında hakkınızı ararsınız ya da hukuk mahkemelerine başvurarak ararsınız. Ama burada bir olağanüstü halin olduğu da o davadaki süreçlerde tartışılabilir. Şimdi biz hepimiz gördük ki bu yaşanan süreçte aslında birlik ve beraberliğe en fazla muhtaç olduğumuz bu süreçte maalesef her türlü yardımın tek elden yapılması gibi bir ısrar nedeniyle
ilk iki günde yapılacak müdahalelerin gereğince yapılmadığını gördük. Dolayısıyla eğer hizmetlerin iletilmesinde devletin bir kusuru saptandığı noktasında elbette ki burada bir cezai ve hukuki müeyyideler ortaya konulur ve gerek maddi gerekse manevi anlamda oluşan zararlar giderilir. Onun dışında da ceza hukuku anlamında da kişiler cezalandırılır. Ama az önce de söyledim, çok büyük bir tabii olağanüstü hal burada var. Bunlar her olayda ayrı ayrı değerlendirilmek zorunda da kalır. Gibi bu cevabınızı tahmin ettiğim bir soruydu ama not da düşmek lazım. Belki sonucu belli bu davalarla da not düşmek lazım tarihe diye de düşünüyor bir tarafım. O yüzden de sormak istedim. Sağ olun bugün vakit ayırıp bizi bilgilendirdiğiniz için. Biz hukukçular, biz hukukçulara düşen görev hiçbir zaman umudu ortadan kaldırmamaktır. Hani siz sorunuzun cevabını biliyordum dediniz ama şunu da bilelim. Hukukta her şey değişebilir. Gelişen insan hak ve özgürlüklerine bakış burada yaşam hakkından tutup barınma hakkına kadar olan bir dizi insan hak ve özgürlüklerini ilgilendiren hususlar elbette ileride yargılama aşamalarında değerlendirilecektir. Dolayısıyla bunu sakın bir umutsuz konuşma olarak ele almayın. Elbette giden her canın hesabını sormak durumundayız. Elbette yitirdiğimiz her vatandaş için hukuki anlamda, cezai anlamda adalet önünde hesap sormak zorundayız. Bunları bizler yapacağız ki bundan sonra depremde yıkılmaması gereken binaları oraya yapmaya hiç kimse cesaret edemesin. Evet. İşte tam da bu noktada lütfen cevabımı olumsuzluk olarak algılamayın. Biz hukukçular olarak elbette bu an için açılması mümkün olmayan görünen davaları bile açmayı zorlayacağız. Ve hukuk zaten yeni bir yol bulma sanatıdır aynı zamanda. Dolayısıyla elbette ki meslektaşlarım bu konuda çalışmalarını yürütecek. Ve taleplerini, gördükleri eksikleri not ederek, bunları ortaya koyarak ve delilleri de toplayarak ilerideki aşamalarda açacakları davalarda vatandaşlarımızın lehine kullanacaklardır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Çok teşekkür ediyorum Sibel Hanım. Sağ olunuz. Çok önemli bilgiler verdiniz bize. Siz de vatandaşımızın sesi oluyorsunuz. Tüm Türkiye'nin sesi oluyorsunuz hassasiyetinizle. Sizlere binlerce kez teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz